Her suçun bir bahanesi vardır. En azılı katiller bile mahkemede hakimin önünde bir takım gerekçeler, bir takım bahaneler ileri sürerler. İşte şundan bundan dolayı falan filan diye. Tabiatıyla Şerif'in de, Şerif Hüseyin'in de ve onun avanelerinin de bir takım bahaneleri oldu. Ama bu bahanelerin birazdan inceleyeceğiz inşallah, bir takım haklı gerekçeleri de var. Bir takım haklı tarafları da var. Onu da ifade edeyim yani. Mesela Şerif diyor ki, daha isyana kalkışır kalkışmaz ilk ele geçirdiği, hücum ettiği yer Ecat Kalesi. Ecat Kalesi hemen Kabe-i Muazzama'nın tepesinde Mekke-i Mükerreme'yi ve Harameyn-i Şerif'i korumak üzere ecdadın yapmış olduğu bir kaleydi. O kaleye saldırdı Şerif Hüseyin. Hemen beyannamesinde de diyor ki, Cemal Paşa'nın Şam ve Beyrut'ta Arap ileri gelenlerine, kanaat önderlerine ve şeyhlerine yapmış olduğu korkunç zulümleri ve işkenceleri ve idamları bahane ederek İttihatçı idarenin İslam'ın kutsal değerlerini çiğnediğini, Arapları aşağıladığını ve onların haklarını gasp ettiğini iddia ederek bu Ecat Kalesi'ne saldırmakla başlattığı isyanın ilk gerekçesini bu şekilde açıklıyor. İttihatçı idare diyor, İslam'ın kutsal değerlerini çiğnemiştir. Buradan neyi kastediyor abi? Buradan şunu kastediyor. Çünkü İttihatçılar Abdülhamit Han'ı devirdikten sonra 1909'da, hemen şunu antrep parantez belirteyim, benim için Osmanlı zaten 1909'da bitmiştir. 1909 ihtilal, İttihatçı darbeden sonraki başlayan devir bambaşka bir devredir. Ben onu Cumhuriyetle, yani erken Cumhuriyetle Osmanlı Devleti'nin çöküşü arasındaki bir geçiş dönemi, bir ara dönem olarak tavsif ediyorum, tarif ediyorum İttihatçı idaresini. Yani bir cumhuriyete giden yolları stabilize eden bir ara dönem olarak tarif ediyorum, görüyorum. İttihatçı idarenin 10 yıllık Osmanlı idaresini. Tabiatıyla burada İttihatçıların ilk icraata başladıkları andan itibaren tatbik ettikleri bir takım siyasetler var. Yani İslam'ın temel değerlerine aykırılık teşkil edecek. Ve İttihatçı idarenin içerisinde hemen hemen kahir ekseriyetinin Mason olması ve gerçekten çok etkili olan isimlerin de sabotajcı olması, yani Selanik dönmesi, Makedonya dönmesi, İstanbul dönmesi adetlisi olması hasebiyle bunu da kullanarak bu iddiada bulunuyor Şerif Hüseyin. İkinci olarak diyor ki, benim isyanım diyor, halifeye değil, Bozkurt'a tapacak kadar Türkçülükle ve Turancılıkla meşbu olmuş dinsiz iddiaçı tayfasına karşıdır diyor. Aynen böyle. Halifeye karşı bir isyanım söz konusu değil. Çok enteresan, 1915 Ocak ve Şubat'ında bir haftalık 1. Kanal Harekatı'ndan sonra, başarısızlıktan sonra Suriye'de 4. Ordu Komutanı olarak efendim ve o havalinin valisi olarak atanan Cemal Paşa'nın Suriye'ye yaşama gelir gelmez ülkeyi, vatanı, memleketi yabancılara sattıkları ve Osmanlı'ya ihanet ettikleri gerekçesiyle Arap şehirlerini, Arapların ileri gelenlerini ve önemli kanaat önderlerini idam sehpalarında sallandırmasıdır. Aslında abi burada tabii şöyle bir bakış açısı da var. Evet, bu idamlar oldu ama Cemal Paşa oraya geldiğinde bu kararı götüren vetirede terk edilen İngilizlerin ve Fransızların Suriye ve Irak'taki diplomatik arşivine baktılar ve bu arşivde Arapların yerli işbirlikçi Araplarla yapılan anlaşmaları ve diyalogları gördüler ve bunun üzerine Arapların İngiliz ve Fransız diplomatlarıyla yaptığı ilişki üzerine bir ceza olarak bu idamları yapıldı. Haliyle zaten hainler asıldı. O yüzden bu normal diye yapılması gereken bir şeydi gibi bir görüş var. Evet, doğru. Cemal Paşa hatıratında bundan bahsediyor. Hatta diyor ki, bu diyor idamlar hakkında kendini savunurken bu kararları vermekteki amacının isyancı diğer Arapların gözünü korkutmak olduğunu söylüyor. Böyle bir şey de var, savunması da var Cemal Paşa'nın. Fakat burada şöyle bir şey var, böyle bir durum var. Tabii ki o an zaten Şerif isyanı başlamış. Irak'ta kim var? Oğlu Faysal var. Ne zaman? 1916'da. Cemal Paşa ne zaman döndü Suriye'ye? 1916'da. Artı Abdullah var oğlu, Ürdünlü havalesinde faaliyet yürütüyor. Onların adamlarının İngiliz yabancı diplomatlarla, oradaki istihbaratçılarla yaptıkları anlaşmaların ifade ediyor Cemal Paşa. Onların zaten isyanı zaten ortada. Onun zaten kimsenin inkar ettiği, setretmeye çalıştığı söz konusu değil. Cemal Paşa'nın kendi idamlarına, işkencelerine bahane olarak gösterdiği bu argüman aslında arkası boş bir argüman. Çünkü zaten Şerif'in oğullarının adamları tarafından
Oradaki istihbarat, İngiliz istihbaratçılarıyla ve diplomatlarıyla görüşmelerinin notlarını gördü o. Yoksa Suriye Araplarının, Irak Araplarının, Ürdün Araplarının, ne bileyim ya da Filistin Araplarının böyle bir şeyi söz konusu değil. İkinci bir husus, siz bunu görebilirsiniz. Orada zaten ayran kabarmış, ortada bir isyan var. Çok farklı bir siyasetle bu işi çok daha temiz bir şekilde halledebilirdiniz. Araplarda şey çok mühimdir. Kadın çok önemlidir. Kadın bir Arap'ın, bizde de öyledir. Yani Müslüman Türklerde de öyledir. Türklerde de öyledir. Namusun timsalidir. İffetin timsalidir. Özgürlüğün timsalidir. Onun için kadınların yanında onlara hakaret ettiğini biliyoruz. Cemal Paşa'nın. Yani aslında kadınların da getirip istintak ettiğini biliyoruz. İşkence tezgahları kurduğunu biliyoruz. Bir Arap işkenceye dayanabilir ama aşağılanmıyor asla. Yani bunu yaşadık. Cemal Paşa da zaten diyor ki inkar etmiyor. Diğer isyancı Araplara, yani kim Şerif Hüseyin adamlarına, oğullarına falan gözdağı vermek için bunu yaptım diyor. Böyle bir siyaset olabilir mi? Ne gözdağı? Daha fazla onların düşmanlığını, nefretini ve kinini arttırmış olursun. Tamam, zaten kalkışma gerçekleşmiş, ayaklanmış zaten yani. Anladın mı? Bir daha bir orada şöyle bir şey dikkatimi çekti benim. Mesela bu iddiayı öne sürenler, yani Cemal Paşa'nın orada Irak ve Suriye'deki Fransız ve İngilizlerin orayı terk ederken bıraktıkları ve arşiv kayıtları üzerinden bu ihanetleri fark ettiler diye bu iddiayı söylüyorlar. Fakat mesela bu benim garibime gitmişti. Niye? Mesela Lozan'da... Gizli görüşmeler, evet, ihanet görüşmelerinin kaydı olur mu? Yani, var. Şunu kastediyorum biraz da. Şimdi mesela Lozan'da bizim heyetimizde bir ajan olduğu ve karşı tarafa bilgi sızdırdığı ortaya çıktı biliyorsunuz. Tabii. Fakat İngiltere arşivi bunu vermiyor. Diyor ki bu insanın hala günümüzde yaşayan akrabalarını korumak için, siyanet için biz bu ismi veremeyiz. Evet. Şimdi 100 yıl sonra bile kendisine istihbari bilgi vermiş bir insanın ismini ifşa etmeyen İngiltere. El an konuştuğu, haberleştiği insanların bütün yazışmalarını, kayıtlarını orada bırakıp giderken zaten oraya gelen Türk kuvvetlerinin bunların fark edip alıp okuyacağını ve bunun üzerine bir bu insanları cezalandıracağını bilmiyor muydu? Tabii. Yani aslında bir nevi Türklerle Arapların Cihan Harbi gibi bir safhada arasını açabilecek bir şeyin bildiğin hazırlığını yani vesayetini, zeminini gayet bırakıp gitmişler ve gayet Cemal Paşa da bu hususta aslında İngilizlerin bu politikasına yani farkında olmadan hizmet etmiş gibi. Gayet mümkün zaten. Çünkü hep altını çize çize işin bütün şeyi merkezi noktası İngiltere'nin bölgede tatbik ettiği ve edeceği siyasetin temelini oluşturan şu argümandır. Şu kazıyedir. Britanya devleti ve hükümeti ve Batı medeniyeti geleceğini istikbalini garantide görmek istiyorsa, Türklerle Arapların arasına aşılması güç engeller, aşılması zaten imkansız kalın engeller kurmalıdır. Zaten Churchill'in siyasi vasiyetnamesinde olan bir maddedir ve bu çok önemlidir. Zaten bütün ondan sonraki gelişmeler bu siyaseti sadık olanlar tarafından tatbik edilmiş her iki taraf. Geçen hafta da bahsettik yani Arap coğrafyasındaki ders kitaplarıyla tarihe dair bizim ders kitaplarımızın zaten tam da bu bahsedilen vasiyetnameye uygun bir tarzda hazırlandığı.